Herkese merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza korona döneminden bu yana Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın çalışmalarını soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona döneminden itibaren çalışması nasıl, beğeniyor musun? Helal olsun, beğendim. İyi işler yaptı mı? İyi iş yaptı, evet, bana sorsan. Peki dünyaya bakınca? Dünya bitti baba, evet. Ya. Almanya'yı gördün mü? Benim doğma büyüme Almanya, tamam kardeşim? Evet. Onlar felç orada, biliyor musun? Tamam, ya bana ameliyat diyorsunuz. Ya kötü değil de sahip çıkmıyorlar. Bizimkiler yine sahip çıkıyorlar değil mi? Evet. Çıkmıyorlar mı? Çıkıyorlar. İyi diyorsun abi. Bana sorsan iyi. Eyvallah. Yanlış mıyım? Tamam. Kendinize bak. Sağlık Bakanlığı güzel çalışıyor diye düşünüyoruz. İyi işler yaptı mı? İyi işler yaptığını düşünüyorum, evet. Peki sağlık sistemi kıyaslanırsa Avrupa ile ve dünya ile hangi konumdayız? Sağlık sistemi iyi bir konumda oldu. Avrupa ile eşdeğer yani. Evet, daha iyi değil mi sizce? Vallahi Avrupa'yı birebir görmediğim için bilmiyorum. Fakat orada da sağlık sisteminin iyi olduğunu biliyoruz yani. Evet. Ama ülkemizde de iyi. Çok teşekkürler, sağ olun. Çalışmalarını beğeniyorum Sağlık Bakanlığı'nın. İyi işler yapıyor diyorsun. Yani. Evet. Peki Avrupa ile ya da dünya ile kıyaslarsak sağlık sistemimiz ne konumda? Sağlık sistemimiz dünyaya kıyasladığımızda çok iyi. Oralardan daha iyi. Oralardan şu anda iyi. Yani bize şöyle dediler. İskandinav ülkeleri işte şöyle dediler, böyle dediler. Bakıyoruz hepsi sınıfta kaldı. Hepsi ufak patladı. Patladı, aynen. Evet, çok teşekkür. Ben teşekkür ederim, iyi günler. Fena değil ama istediğimiz kadar da değil. Ne istiyorduk mesela efendim? Birincisi 65 yaşındaki insanlara biraz selamet vermeleri lazım. Tolerans mı tanımaları lazım? Tolerans tanımaları lazım. Ama bu seviyede tuttukları için 65 yaş üstünü Türkiye'de şu anda korona düşüşte. Avrupa'da ise gün geçtikçe yükseliyor. Tabii. Yani o şekil doğru. Yani baktığımıza göre, çünkü millet dışarı çıkmayınca yani önlemler iyi gidiyor. Önlemler iyi, fena değil. Ama canımız sıkılıyor dedi. Tabii. Yani biraz 2-3 saat bir gezme müsaadeler etmeleri lazım. Çok sağ olun. Bu yönden çok sağ olun. Biliyorsunuz korona ile mücadelede Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca ön plana çıktı. Çalışmaları nasıl? Memnun musunuz? Şimdi birincisi, bakan olarak görevini yapmak durumunda, görevini yapana bu görevi en iyi şekilde yapması noktasında yardımcı olmak lazım. Ancak sıkıntı şudur, vakaların hangi ilde, nerede, ne kadar, nasıl olduğunu bilen hiç kimse yok. İlla ki Sağlık Bakanı biliyor ama kamuoyu bilmiyor. Şeffaflık yok mu diyorsunuz? Şeffaflık yok tabii. Ya o gizli tutuluyor, bir önlem olarak alındı ama her akşam televizyonları izliyoruz. Amerika'daki sokaklardan veya Amerika'dan, Almanya'dan, İtalya'dan bir takım muhabirler bağlanıyor, ıdısını dıdısını anlatıyor. Türkiye ile ilgili hiçbir bilgi yok. Akşam saat 7 olacak. Ekrandaki o kareyi bakacağız. Kaç kişi virüs kapmış, kaç kişi muayene olmuş, kaç kişiye test yapılmış, kaç kişi ölmüş, kaç kişi iyileşmiş. O tablonun dışında hiçbir bilgimiz yok. Neden verilmiyor sizce efendim? Vallahi onu onlara soracaksınız. Bana göre verilmesi lazım. Şeffaf olmak lazım. Yani şimdi atıyorum Muratpaşa ilçesinin X sokağında veya bu caddede diyelim ki yoğunluk var. Bunu biz bilirsek buraya gelmeyiz. Evet. Ama kimse bir şey bilmiyor. Dolayısıyla herkes kim kime dumduma gidip duruyoruz işte. Peki efendim, Fahrettin Koca geldikten sonra sağlık sistemimizde bir değişme, bir gelişme oldu mu? Ve ikinci sorumuz, Avrupa ve Amerika'ya bakınca sağlık sistemimiz nasıl? Şimdi sağlık sistemimiz baştan beri zaten kendine özgü, kendi iç örgütlenmesinde bir varlığı vardı. Müdahale ettiler. Koruyucu hekimlik diye bir sistemimiz vardı bizim. Onları kapattılar, aile hekimliğine dönüştürdüler. İlk önce onu sorgulasınlar. Şimdi aile hekimlerine şimdiden tekrardan bir takım yüklemeler yapmaya çalışıyorlar. Onu da beceremediler. Olmuyor, zaten olmaz. Önemli olan hastalık oluşmadan önceki önlemleri almaktır. Hastalık olduktan sonra tedavi etmek için uğraşmak ayrı bir dert. Ama öncelikle onun önleyici hizmetleri, aşı sistemleri, hıfzı sahayı niye kapattılar? Bugün ihtiyaç mı? İhtiyaç olmasaydı Atatürk onu kurdurmazdı zaten.
Efendim, kamuoyunda diyorlar ki tarihin en iyi sağlık bakanlarından birisi diyorlar. Koronanın etkisi oldu mu bu konuda ön plana çıktığı için, yoksa gerçekten çalışmaları iyi mi? Gündem korona olduğu için o öne çıktı. Korona gibi böyle bir salgın olmasaydı kimse sağlık bakanının kim olduğunu hatırlamayacaktı. Cumhurbakanımız örneğin kim? Diğer bakanları hatırlayan var mı? Kimse hatırlamıyor. Bir İçişleri Bakanı tanınıyor, bir de Damat Bey. Yani o öne çıkanlar tanınıyor. Onun dışındakiler bilinmiyor. Evet, çok teşekkürler efendim. Rica ederim. Nasıl bunalım işte adam? Adam çalışıyor. Başarılı bir adam yani. İş yapıyor diyorsunuz. İş yapıyor adam. Ne? Evet. Çalışıyor adam. Peki Avrupa ile kıyaslarsak sağlık sistemimiz nasıl, ya da Amerika ile? Çok güzel. Çok güzel. Daha iyiyiz değil mi onlardan? Tabii ki, illaki. Fahrettin Koca'nın faydası dokundu mu? Ya illaki oluyor, adamın faydası olmaz mı? Yani adam devleti millet için çalışıyor. Gecesini gündüzünü. Tabii ki, illaki. Çok teşekkür ederim. Yani, İyi bir adam. Hadi kolay gelsin. Çalışmalar çok güzel. Gayet iyi. Beğeniyorsunuz. Yani, beğeniyoruz tabii. İyi. Süper bence. Çalışmalarımız çok güzel. Maske yok, maske. Ya, peki efendim, maskemiz var abi. Avrupa'ya kıyaslarsak sağlık sistemimiz nasıl? Türkiye, Türkiye'miz şu konuda çok değer veriyor, yani insanlara çok değer veriyor. Türkiye yani değişmemiş bir yerden Türkiye'yi. Yani sağlık sistemimiz diğer ülkelerden daha iyi. Çok güzel, çok güzel. Fahrettin Koca'nın katkısı ne kadar oldu? Fahrettin Koca, sağlık bakanımız, yani böyle ben bir bakan görmedim hayatımda. Daha 42 işte yaşıma geldim, böyle bir bakan görmedim. Siz gördünüz mü böyle bir sağlık bakanı? Zaten onun sayesinde bu kadar önlenildi. Yani daha önce olmasaydı, bu erken önlem alınmasaydı daha Türkiye daha çok kötü durumdaydı şu an. Biz önlemlerimizi, çalışmalarımızı... Evet, evet, bence çok iyi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Valla bu sağlık bakanımızı şu anki şeyde değerlendirmeyle yaparsak Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişteki ilk ve yeni bir sağlık bakanımız oldu. En güzel mi çalışıyor? En güzel diye bir şey yok şu anda. İlk defa güzelli. Cumhurbaşkanlığında ilk bu. Evet. Daha önceki parlamenter sistemdeki şeyler sağlık bakanlarımızla kıyaslayamayız. Niye? Orada bir şey vardı. Kuvvetler ayrılığı vardı. Bu şekilde değil. Ha, şimdi değerlendirirsek nedir ne değildir o konuda bir yorum yapamayız abi. İlki bu. Ha, çalışmaları saklıyor mu saklamıyor mu bilemiyoruz. Bir yere soramıyoruz. Verilen yanıtlar doğru mu? Değil mi? Ne kadar doğru? Dünya genelinde nasıl? Ha, adam iyi niyetle çalışıyor gözüküyor ama yani bilemiyoruz nedir ne değildir. Benim düşüncem bu. Peki Avrupa ile sağlık sistemimizi kıyaslarsak, ya da Amerika ile, evet, sizce nasıl? Nasıl gidiyor? Valla bizce görüntü güzel görünüyor ama tabii bu nasıl, nereye göre güzel? Biz Avrupa'yı görmüyoruz veya bir başka yeri görmüyoruz. Bizim ülkemizdeki verilerle kıyaslarsak. Verilerle kıyaslarsak bizimki güzel görünüyor ama doğru mu veriler? O veriler nasıl? Güvenilir mi? Şeffaf mı? Evet. Bilemiyoruz ki, olay bu. Bize olmadı belli değil. Yani ama Cumhurbaşkanlığı sistemindeki ilk bakan olduğu için Sağlık Bakanı bu yeni şeyde, rejimde bu tekrar ikincisi, üçüncüsü, beşincisi gelirse o zaman olur. Bu değerlendir. Ya bu, ama önceki parlamenter sistemdeki Sağlık Bakanlıklarıyla kıyaslayamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Vallahi bir şey diyemeyeceğim. Yani bazı konularda iyi, bazı konularda iyi değil yani. Hangi konularda eleştiririz Sağlık Bakanı'na? Maske konusunda nasıl sizce? Maske konusunda evlere dediler, yiyecek şey gelecek dediler. Maalesef hiç görmedik. Evet. Bazı yardımlar gelecek dediler. Görmedik. Peki sağlık... Bu maskeyi de kendim söyledim de öyle geldi yani. Gelmediğini söyledim. Yazdım internetten de öyle geldi. Nereye yazdınız efendim? İnternetten Sağlık Bakanlığı'na yazdım. Sağlık Bakanlığı'na, evet, yazdınız, oradan geldi diyorsun. Evet. Peki çalışmaları nasıldı sizce? Biliyorsunuz koronayla mücadelede birçok ülkeden daha iyiyiz ve oranlarımız gittikçe düşüyor. Nasıl sizce Avrupa'ya güzel, göre? Güzel, fena değil yani. Koronaya göre çalışmaları güzel. Avrupa'ya göre sağlık sistemimiz nasıl mesela? Amerika'ya göre ya da Avrupa'ya daha göre güzel. Türkiye'de? Daha dikkatliler. Evet. Fahrettin Koca'nın katkısı oldu mu sizce? Sağlık Bakanı. Oldu sanırım, evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Valla aldığı önlem zamanında güzel. Bilgileri de zamanda uygulaması, bildirmesi de hoş. Bilgi sahibi oluyoruz. Eksikler de olsa gene memnunuz. Yani ben şahsen, evet, sağlık açısından iyi. Peki, sağlık çalışanının da çalışması çok güzel, işten ve büyük bir gayret.
Kendilerine çok teşekkür. Kesinlikle oldu yani. Emekleri görmek lazım. Peki Avrupa ile veya Amerika ile kıyasladığımızda sağlık sistemimiz nasıl? Orayı bilmiyoruz ki. Duyduğumuz kadarıyla Amerika gibi birkaç ülke biraz zorlanmış. Ama bize kıyasla nasıldı onları bilmiyoruz. Bizimki de şu anda iyi yani biz kendimiz kendi. Yani çok şükür. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başarılar. Bence çok iyi çalışıyor. Şu anda zaten görüyoruz da her gün ne olduğunu. Bayağı da ilerleme var. İnşallah. Yani başka biri olsaydı acaba bu kadar iyi olur muydu? Ya daha önceki sağlık bakanları olsaydı daha mı kötü olurdu diyorsunuz? Öyle zannediyorum. Yani tabii bilemiyoruz ama böyle bir şey yaşanmadı. Fakat şu anda iyi gidiyor. Gecesini gündüzüne katarak çalışıyor Sayın Sağlık Bakanı. Evet. Peki yurt dışındaki sağlık sistemiyle bizim sağlık sistemimiz şu anda nasıl? Ben yurt dışında da kaldım uzun süre. Ama tabii ki bizimki daha iyi şu anda. Biz daha önceleri işte Avrupa'da, Almanya'da, Avusturya'da çok daha iyi diye düşünüyorduk. Fakat şu anda burada daha iyi. Yani benim görüşüm bu. Çok teşekkürler, sağ olun. Rica ederim.